Merhaba. Açık öğretim sistemi sağlık kurumlarında bilgi sistemleri ders kitabının ikinci ünitesi olan sağlık kayıtlarının içeriği ve analizi konusuyla karşınızdayım. Program süresince veri toplamının temel kuralları ve veri kalitesini sağlama başlıklarını ele alacağım. İnsanoğlunun kaydetme alışkanlığı, kendisinden sonra gelenlere aktarma güdüsü, kayıtların oluşumunda en etkili faktörü oluşturur. Kayıtlar bizden önceki nesillerin neler yaptığını bizlere ve bizim yaptıklarımızı da bizden sonraki nesillere aktarmada en kilit rolü üstlenmiştir. Günümüzde ulaşan kayıtlar sayesinde önceki nesillerin bugün hala geçerli olan bazı tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Sağlık kayıtlarının en eski çağlardan günümüze kadar gelişimine baktığımızda temel kullanım amacının hastanın tanı ve tedavi sürecinde yer alanlara hasta hakkında veri sağlamak olduğunu görmekteyiz. Ayrıca sağlık kayıtlarının çalışanlar arasında iletişimi sağlamak gibi çok önemli bir rolü bulunur. Sağlık çalışanları tıbbi kayıtları kullanarak hasta hakkında kendisinden öncekilerin neler yaptığını, kendisine neler yapmasının önerildiğini ve kendisinden sonrakilerin neler yapmasını istediğini görebilir. Sağlık kayıtlarının kullanım amaçlarını kullanıldığı birimlere göre genişletmek mümkündür. Sağlık kayıtlarının oluşturulmasıyla ilgili farklı yöntemler bulunur. Kayıtları üretildiği kaynağına göre hastanın problemlerinin her birinin ayrı ayrı ele alındığı probleme yönelik, üretildiği zamana göre ya da daha çok ayakta bakım merkezlerinde kullanılan özete ve zamana yönelik tıbbi kayıtlar olarak yapılandırılır. Her bir yöntemin kullanılmasının sağladığı yararlar ve zorluklar bulunur. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bu yöntemlerden birini ya da birkaçını kullanmaları mümkündür. Sağlık kayıtlarının içeriğinde neler olması gerektiği, hangi kayıtların tutulacağı da önemlidir. Hasta kayıtları iki gruba ayrılır. Birincisi idari kayıtlar, ikincisi ise tıbbi kayıtlardır. İdari ve tıbbi kayıtların içeriği, kaydın tutulduğu sağlık kuruluşunun statüsü, kayıtların kullanım amaçlarına göre değişir. Sağlık kayıtlarında var olan tüm verilerin kullanılabilmesi için belli niteliklerin olması gerekir. Kalitesiz verinin kullanılması durumunda istenen faydayı sağlayamayacak ve hatta yanlış kararlar alınmasına yol açılabilecektir. Bu nedenle veri kalitesinin sağlanması son derece önemli olmaktadır. Veri toplamada kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi önemlidir. Verinin kullanım amaçlarına ve kullanıcının özel gereksinimlerine göre düzenlenmiş olması gereklidir. Kullanıcının hangi detayda veriye ihtiyacı olduğu, verinin yapısı gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Elektronik ortamda ekranların kullanıcı dostu olması, kağıda dayalı sistemlerde kullanılan formların içeriği ve kayıtların yapısı, verilerin kaliteli olmasını ya da kalitesizliğini ortaya çıkarmaktadır. Veri standartlarına uygun olması gereklidir. Verilerin kullanımıyla ve paylaşımıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası standart geliştirilmiştir. Özellikle elektronik ortamlarda veri toplanırken bu standartlara uyulması gereklidir. Dokümantasyon sorumluluğun belirlenmesi gereklidir. Temel ilke olarak hastanın tanı ve tedavi sürecinde yer alan tüm sağlık çalışanları hastaya ait kayıt tutmakla sorumludur. Sağlık kuruluşunun tıbbi kayıt tutma sorumluluğuyla ilgili bir düzenleme yapması ve bir genelge ile tüm çalışanlara duyurulması gereklidir. Verilerin yasal düzenlemelerin gerektirdiği içerik ve detayda olması gereklidir. Kayıt tutma ile ilgili yasal zorunluluklar ve gereksinimler veri toplama aşamasında göz önüne alınması gereklidir. Sağlık kuruluşları yasal olarak kendisinden istenen tüm verileri gerekli gizlilik, güvenlik ve mahremiyet kurallarına uygun olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara göndermekle yükümlüdür. Sağlık kayıtlarından elde edilen verilerin kullanılabilmesi için kaliteli olması gereklidir. Veri kalitesini belirlemede Amerikan Sağlık Bilgi Yönetimi Derneği tarafından belirlenen Veri Kalitesi Modeli ve Tıbbi Kayıt Enstitüsü tarafından belirlenen standartlar bulunmaktadır. Tıbbi Kayıt Enstitüsü standartları şunlardır. Hastanın tek tanımlayıcı numarası, tıbbi kayıt sisteminde yer alan tüm kayıtlarda bulunmalıdır. Kayıtlar güncel, tam ve tutarlı olmalıdır. Kayıt sistemi verilerin paylaşımına izin vermelidir. Veriler hastanın ihtiyaç duyduğu yerde ve zamanda erişilebilir olmalıdır. Kayıtların güvenliği ve mahremiyeti sağlanmalı, yasal sorumluluklar belirlenmelidir. Amerikan Sağlık Bilgi Yönetimi Derneği tarafından geliştirilen veri kalitesi modeline göre verilerin kalitesini belirleyen özellikler şunlardır. Doğruluk, güvenilirlik, tamlık, zamanlılık, erişilebilirlik, okunabilirlik, erişilebilirlik, kapsamlılık, tutarlılık.
Detaylılık. Verilerin kullanılabilir olması için doğru ve geçerli olması son derece önemlidir. Doğru olmayan verilerden elde edilecek bilgi istenen sonuçlara götürmeyecektir. Verinin toplanması aşamasında yapılan uygulamalar doğru olmasında son derece önemlidir. Verinin doğru olmasına örnek olarak kullanıcıların eğitimlerinin yapılmış olması, veriyi toplayanlar arasında zamanında ve iyi bir iletişimin sağlanması, verinin neden toplandığının bilinmesi, verinin standart hale getirilmesi ve tanımlanmış olması, kaynağının belirlenmesi, objektif olunması ve yanlılıktan uzak olunması gerekir. Hastaya ait veriler, verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve kullanılması aşamalarının her birinde aynı sonuçları vermelidir. Kayıtların güvenilir olmasına örnek olarak hastanın kayıtlarının tümünde kaydedilen tanılar aynı olmalı. Hastaya yapılan cerrahi işlemler hasta kayıtlarının tümünde ameliyat raporunda belirtildiği şekilde olmalı. Hastanın demografik verileri tıbbi kayıtların tümünde veya sağlık kayıtlarının her bir sayfasında aynı olmalı. Hastanın tek tanımlayıcı numarası tüm kayıtlarda bulunmalı ve aynı olmalıdır. Gerekli tüm veriler güncel, tam ve uygun şekilde tıbbi kayıtlarda bulunmalıdır. Kayıtların tam olmasına örnek olarak, hastayı tanımlayıcı tüm veriler tıbbi kayıtlarda gerekli detayda ve uygun şekilde olmalı. Yatan hastalarda tıbbi kayıtlar hastanın ana tanısını varsa diğer tanıları, uygulanan cerrahi girişimleri tam ve doğru bir şekilde kaydedilmeli ve hekim tarafından imzalanmalı. Hastanın sağlık kuruluşuna kabulünden başlayarak taburcu olduğu ana kadar tüm kayıtları tam olmalı. Verilerin tümü kaydedilmeli ve imzalanmalı. Hemşirelik notları, bakım planları, progres notları, kan basıncı, vücut ısısı ve diğer tüm vital bulguların tümü kaydedilmeli ve imzalanmalı. Bütün tıbbi kayıtlar formlarda işlemin yapıldığı tarih yazılmalı ve imzalanmalıdır. Elle yazılan, transkript edilen ya da çıktısı alınan tüm kayıtlardaki veriler okunabilir olmalıdır. Kayıtların okunabilir olmasına örnek olarak, elle yazılan demografik veriler açıkça ve okunabilir şekilde yazılmalı. Elle yazılan tıbbi notlar açık, kısa, okunabilir ve anlaşılabilir olmalı. Elektronik ya da kağıt bütün tıbbi kayıtlarda çözülemez, anlaşılamaz kodlar veya semboller kullanılmamalı. Şayet kısaltmalar kullanılacaksa bütün sağlık profesyonelleri tarafından anlaşılan, standart hale getirilmiş kısaltmalar kullanılmalıdır. Hastaya ait veriler, özellikle klinik veriler, olay meydana geldiğinde, tedavi uygulandığında, sonuç alındığında hemen kayıt altına alınmalıdır. Kayıt altına alma işleminin gecikmesi verinin kaybolmasına, hatalı kaydedilmesine neden olabilmektedir. Kayıtların zamanlılığına örnek olarak, hastayı tanımlayıcı veriler hasta sağlık kuruluşuna ilk geldiğinde kayıt altına alınmalı ve hastaya hizmet verilen tüm birimlerde erişilebilir olmalı. Hasta sağlık kuruluşuna geldiğinde hastanın tıbbi geçmişi ve o anki hastalığıyla ilgili tıbbi öyküsü, fiziksel muayene bulguları ve sonuçları detaylı bir şekilde kayıt altına alınmalı. Hasta taburcu olduğunda tıbbi kayıtları önceden belirlenen zaman içerisinde hızla tamamlanmalı, kodlanmalı ve indekslenmeli. İstatistik raporları zamanında hazırlanmalı, kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır. Kayıtların erişilebilir olması son derece önemlidir. Hastaya ait veriler hastanın tanı ve tedavi sürecinde ve diğer idari işlemleri sırasında ihtiyaç duyulduğu anda erişilebilir olmalıdır. Doğru olarak kaydedilen veriler kaybolabiliyorsa erişilebilir değildir. Her bir veriye ait öğeler yasal ve kolaylıkla elde edilebilir olmalıdır. Veri toplama araçları ve yöntemleri geliştirilirken en düşük maliyetli ve en iyi yöntemin seçilmesine özen gösterilmelidir. Kim, hangi veriye ne kadar erişebilecek, bunun belirlenmesi gerekir. Erişilebilir verinin miktarının belirlenmesi, sistemin bütünleştirilmesini, sistemlerin düzenlenmesini, arayüzlerin oluşturulmasını önemli ölçüde etkileyecektir. Kayıtların erişilebilirliğine örnek olarak, hastaya ait sağlık kayıtları ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa erişilebilir olmalı. Hastaya ait sağlık kayıtlarının özetleri nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa erişilebilir olmalı. Elektronik hasta kayıtlarında hastaya ait klinik veriler nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa erişilebilir olmalı. İstatistik raporları, hastaya ait değerlendirme toplantıları, komitelerin toplantıları ve yasal gereksinimler için nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulursa erişilebilir olmalıdır. Kayıtların kapsamlılığı gerekli bütün veri elemanlarının ve verinin tümünün tanımlanan kapsama göre toplanması ile ölçülür.
Kayıtların bütün veri elemanlarını belirleyen kapsama göre içermesi gerekir. Veri elemanlarının ve veri setine ait elemanların tam olarak tanımlanması veri toplamada kapsamlılığı tanımlamaktadır. Geliştirilen minimum veri setleri veri elemanlarını ve tanımlamaları sağlamaktadır. Verinin güvenilir olması ve tüm uygulamalarda aynı sonucu vermesi gerekir. Verinin toplanması, tanımlanması, standardizasyonu, bütünleştirilmesi veya arayüzlerin düzenlenmesinde tutarlılık sağlanmalıdır. Verinin detaylı olması ise istenen seviyede alt bilgileri içermesi demektir. Örneğin yeni doğan bir bebekte yeni doğan ağırlığının belirlenmesi önemlidir. Doğum tarihinin kaydedilmesinde gün, ay, yıl olarak kaydedilmesi gereklidir. Hangi veri ne kadar detayda kaydedilecek önceden belirlenmesi gereklidir. Bu programda açık öğretim sistemi, sağlık kurumlarında bilgi sistemleri ders kitabının ikinci ünitesi, sağlık kayıtlarının içeriği ve analizi konusu bağlamında veri toplamanın temel kuralları ve veri kalitesini sağlama başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.